Hayatı enteresanlıklarla dolu bir sanat dahisi. Salvador Dali. Salvador Dali belki de içe dönük biyografi görmeyi bekleyebileceğiniz en son isim. Dali hem bir sanat dahisi hem de parlak bir ressam ve sanatçıydı. Ama tüm yeteneklerini gölgede bırakacak bazı özellikleri de vardı. Narsist ve megaloman olduğu herkes tarafından biliniyordu. Peki sizce gerçekten de öyle mi? Kişiliği, sanatını ve dahiliğini gölgelemeye yeter mi? Salvador Dali 11 Mayıs 1904'te Katalonya özerk bölgesinde İspanya'da dünyaya gelmiştir. Doğumundan 9 ay önce ölmüş olan kardeşi Salvador'un adını alan Dali, kardeşinin reenkarnasyonu olduğuna inanıyordu. Ailesi 5 yaşındayken Salvador'u ölen kardeşinin mezarına götürmüş ve kendisinden önce ölen kardeşinin reenkarnesi olduğunu düşündüklerini söylemişler. 5 yaşında böyle bir bilgiyle yüzleşmek zorunda kalan Dali, daha sonra hayatı boyunca bu bilgiye inanarak yaşamını sürdürdü. 16 yaşındayken annesinin meme kanserinden ölüşü Dali'yi muazzam bir şekilde etkiledi. Ölümle ilgili düşüncelere yoğunlaşan sanatçı hayatı boyunca bu duygularla uğraşmıştır. Annesinin ölümünden kısa bir süre sonra babası karısının kız kardeşiyle evlenmiştir. Genç Salvador 1922'de Madrid'e taşındı ve Academia San Fernando'da eğitim görmeye başladı. Dali'nin en müthiş biyografisinin yazarı Gibson'a göre davranışları sanat akademisindeki diğer arkadaşları tarafından mide bulandırıcı bulunuyor ve çekingen tavırlarıyla oldukça dikkat çekiyordu. Dali sadece yüzünün kızarmasından korkmakla kalmayacaktı. Aynı zamanda şair Federico Garcia Lorca'yla yaşadığı bir aşk ilişkisi sonunda derin bir cinsel kimlik karmaşası yaşayacaktı ve biseksüelitesini fark edecekti. İlerleyen zamanda kendini cinsel açıdan da yetersiz bulmaya başlayan Salvador Dali bütün bu güvensizliklerin sonucu olarak yalnızlığı seçti. Fakat Dali'yi bazı durumlarda donduracak kadar şiddetli olan çekingenliği ve gençliğinde edindiği tecrübeleri kendini acımasızca eleştirmesine ve imaj manipülasyonunu durdurmaya yetmedi. 16 yaşındayken günlüğüne yazdığı bir yazısında şöyle demiş: "Ben bir deha olacağım, dünya beni takdir edecek. Belki de hor görüleceğim ve yanlış anlaşılacağım ama bir dahiyim, büyük bir dahiyim, bundan eminim." Dünyanın tanıdığı en egzantrik ve gösterişli adam amcasının birkaç akıllıca tavsiyesi sayesinde doğdu. Onu felç eden utangaçlığını aşması için amcası çevresindeki insanlarla olan ilişkisinde en yakın arkadaşlarıyla ilişkisi dahil bir aktör gibi rol yapmasını ve her hareketiyle sanki dışa dönük biriymiş gibi davranmasını önerdi. Bu tavsiye Dali'nin dünyasını ve şöhretini sonsuza dek değiştirdi. Salvador Dali bu tavsiyeyi dinledi ve toplumdan gerçek hislerini gizleyerek sonunda tüm zamanların en tanınmış, kendini körükleyen, korkusuz, aykırı, engellenmemiş ve dışa dönük kişisi oldu. Söylediği gibi, başarıncaya dek sahte ol. Etrafına tüm bu maskaralıkları yaparken Dali yine de sanatsal dehasını kanalize etmek için çabaladı. Sanatı yalnızlık, sessizlik ve iç gözlem gerektiriyordu çünkü. Bu sebeple Dali ve kız arkadaşı Gala, Rolat Otel'de iki büyük oda kiraladı. Bunlardan biri yatak odası oldu, diğeri Dali'nin stüdyosu olarak kullanıldı. Oteldeki iki aylık periyot sürecinde jalüziler tamamen kapalı kaldı ve Dali bir kez dahi dışarı çıkmadı. Birçok resme ilham vermek için Dali elinde bir kaşıkla kanepeye oturdu. Uyurken bile bu değişmedi. Uykuya daldığı anda kaşık elinden kayar, zemine çarpardı. Böylece uyanmış olurdu. Bu zengin hayal gücünü, o yarı uyur yarı uyanık halinde gördüğü en şaşırtıcı rüyalardan edindiğini açıklamıştı. 1931'de Dali sonra en meşhur olacağı La Percentesia de la Moria eserini boyayacak. Resmin teması zamanın sert ve eğilmez olduğu inancının reddedilmesiydi ve bu eseri neredeyse bir gecede Salvador Dali'yi ölümsüzleştirecekti. Tam bir şov adamı. Dali'nin çalışmaları 1500'den fazla tablo, mobilya ve heykeller içeriyor. Ancak sanat eserleri sadece bunlarla sınırlı değil. Christian Dior oyun kostümleri tasarlamak için onunla işbirliği yaptı. Alfred Hitchcock, Spielbound filmindeki rüya sahnesini Salvador Dali'ye yaptırdı. Walt Disney'in senaryosunu Salvador Dali'ye yazdırdığı Destino isimli çizgi filmi vardır. Halen satışı yapılan Kupa
Chupa Cups lollipop ambalajlarının tasarımını bile Salvador Dali yaptı. Eleştirmenler sıklıkla Dali'nin otobiyografisinde yaptığını iddia ettiği çılgın rezilliklerin inanırlığını savunuyorlar. Doğru olsun ya da olmasın, Dali bahsettiği bu olayların büyük ilgi çekeceğini biliyordu. Yaptığını iddia ettiği çılgınlıkları yapıp yapmadığı halen tam olarak bilinmiyor. Londra'da yaptığı bir konferansta bir elinde bilardo ıstakası, diğer elinde bir köpekle ve dalış kıyafeti giyerek gelmiştir. Kafasındaki fanusu çıkardığında ise bununla insanın zihninin ne kadar derinine daldığını göstermek istediğini söylemiştir. Salvador Dali sırtındaki bir doğum lekesini tahta kurusu sandığı için jiletle çıkarmaya çalışmış, otel odasında kesikten dolayı kan kaybından ölmek üzereyken bulunmuştur. Dali beyaz bir Rolls Royce marka arabayı 500 kiloluk karnabaharla doldurmuş ve Aralık 1955'te İspanya'dan Paris'e kadar gitmiştir. Daha sonra bununla ilgili her şey karnabaharda bitiyor şeklinde bir açıklama yapmıştır. 3 yıl sonra Amerikan gazeteci Mike Wallace'a logaritmik eğrisinin ilgi çektiğini açıklamıştır. Bir imza günü için anlaştığı kitapçıda özel bir hastane odası hazırlattı. Kendisini kan basıncı ve kalp atışını ölçen makinelere bağlatan Dali kitaplarını bu şekilde yattığı yatağın içinde imzaladı. Çok yakın bir arkadaşı olan Mi Farrow'a doğum gününde Violence in Bottle adını verdiği bir hediye etti. Hediye bir reçel kavanozunun içinde ağzında bir fare olan ölü bir kertenkeleydi. Dali içinde kaynamış su, keçi gübresi ve balık tutkalı olan bir kolonya yarattı ve neden böyle bir koku yaratmak istediği sorulduğunda her sabah evinden çıktığında koç gibi kokmasını sağlayacak bir kolonya üretmek istediğini söylemişti. Salvador Dali bir vesileyle bazen eğlenmek için annemin portresine tükürürüm yazdığı bir eser sergiledi. Babası özür dilemesini istedi ancak Dali reddetti. Daha sonra kendi menisiyle dolu bir prezervatifi babasına gönderdi ve içine de "Bütün borcum bitti" şeklinde bir not yazdı. Salvador Dali'nin sağlığı 1980 yılında sevgilisiyle birlikte reçeteli bir ilaç karışımı içtiği zaman bozulmaya başladı. 2 yıl sonra Gala öldü ve Dali yaşamaya olan isteğini kaybetmeye başladı. Bir keresinde dehidrasyonla, bir başka defa da yatakhanesinde şüpheli bir şekilde yangın başladığında intihar etmeye çalıştığı iddia edildi. 1988 yılında ilk kez kalp krizi geçirdi ve bir sene sonra 23 Ocak 1989'da hayatını kaybetti. İşte hayatı ilginçliklerle ve garipliklerle dolu Salvador Dali'nin yapmış olduğu 10 muhteşem tablo. Hoşça kalın.